Dinleri araştırmak için Çin'den Muğla'ya gelen turistler, Şahidi Camisi'ni ziyaretlerinde Mevlevilik hakkında bilgi aldı, meditasyon yaptı. Çin'den Türkiye'ye kültür turları düzenleyen bir turizm firması aracılığıyla 9 kişilik turist kafilesi Muğla'nın Menteşe ilçesine geldi. Tarihi Arasta Çarşısı'nı ve Muğla sokaklarını gezen Çinli turistler Ulu Camii ziyaret ederek fotoğraf çekti. Daha sonra Şahidi Türbesi ve camine gelen grup burada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden emekli Profesör Doktor Namık Açıkgöz'den Mevlevilik hakkında bilgi aldı. Açık göz tarafından kafileye, camide Mevlevihane Mescidi döneminden kalma bölümde temsili zikir töreni gösterildi. Çinli turistler son olarak camide meditasyon yaptı. Profesör Doktor Açıkgöz gazetecilere Mevlevilik ve Sufi geleneğini merak eden bir grup Çinli turistin Muğla'ya geldiğini belirterek onlara Mevleviliğin tasavvuf ve ritüelistik boyutunu izah edip Muğla'daki Mevleviliğin temel hususiyetlerini aktardıklarını anlattı. Firma yetkilisi Sedat Kirt, Anadolu'nun az bilinen hazinelerini kültür ve inanç açısından önemli değerlerini ilgili kişilere anlatmaya amaçladıklarını söyledi. Çinlilerde son dönemde Mevleviliğe karşı ilgi uyanmaya başladığını, Sufizm ve tasavvufla birlikte onun bir alt kolu olan Mevleviliği öğrenmeyi çok istediklerini belirten Kirt, tüm ayrıntıları kapsayan bir tur hazırladıklarını ifade etti. Grubun lideri Jumei Lama, Türkiye'nin büyük, yüce bir ülke olduğunu, bu toprakların yüzyıllar içinde kutsal dinlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Seyahatlerinin bu kutsal dinlerin ardındaki gerçekleri öğrenmeyi ve günlük yaşantıda dini sembollerin anlamlarına sahip olabilmeyi amaçladığını belirten Jiumei, bu derinliği anlayabilmek ve dinlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek için Türkiye'de olduklarını ifade etti. Jiumei, Türkiye'nin çok kültürlü ve çok renkli bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, Muğla'nın İstanbul ve diğer gördükleri yerlere göre çok daha huzur verici, çok daha barış dolu bir kent olduğunu vurguladı.